Arkadaşlar bugün de Boğaziçi Üniversitesi'nde okuyan bir öğrencimle bir bağlantı yaptık. Kusura bakmayın biraz teknik olarak zorluklar yaşıyoruz. Biliyorsunuz Zoom üzerinden canlı yayın ve canlı kayıtlar biraz dış çekim olduğu için ışıktır, sestir biraz böyle kaliteli olmuyor ama içerik olarak yine dop dolu bir yayın olacak. Bugün konuğumuz Doğukan Nebili. Doğukan üniversite hazırlık sınavında, Yüksek Öğretim Kurumlar sınavında 2022'de Türkiye 25.'si oldu ve şu anda kendisi Boğaziçi'nde okuyor. Doğukan kendini biraz tanıtabilir misin bize? Merhaba, Doğukan Nebil adım. Nideliyim. Nide Yunus Emre Anadolu Lisesi'nden mezun oldum. Şu anda da Boğaziçi Üniversitesi'nde dil bilimi okuyorum. Tek tercih geldim. Zaten en istediğim bölümdü. Bu kadar sanırım. Evet, tek tercih geldiğini hemen söyleyelim. Başka tercih yapmadı arkadaşlar. Çünkü matematiksel olarak ilk yüze girdiğiniz zaman istediğiniz yeri yazabiliyorsunuz. Matematiksel olarak bu gerçekleşiyor arkadaşlar. Doğukan da bunu gerçekleştirdi. Doğukan, ben şunu sormak istiyorum. Yani sınav hazırlık sürecindeyken bu iş ben 11. sınıfta başlıyor diye söylüyorum ve benim sloganım şu: YKS 11. sınıfta kazanılır. Sen bu konuyla ilgili neler söylemek istersin bize? Ben 11. sınıfın sonunda dershaneye falan gitmeye başladım. Dershaneye gittiğimde de 11. sınıfta ben hala sayısaldaydım. Sayısal konularını halletme imkanım oldu. TYT'nin çoğunluğunu halletme imkanım oldu. Hani 12'ye bıraktığım yükü çok azalttı ve 11'de yaptığım şeyleri 12'ye bıraksaydım daha çok zorlardı beni. Hani yine ben sınav çalışmasının büyük çoğunluğunu 12'de yaptım ama 11. sınıfta dershaneye gitmenin ya da çalışmaya başlamanın faydası çok oldu. Bir de sadece hani konu halletme, ders halletme boyutunda değil. 11. sınıfta ders çalışma alışkanlığını kazandığınız zaman onun da 12. sınıfta çok faydası oluyor. Yani bence gayet önemli olan 11. sınıf için. Evet, zaten en çok konuştuğumuz konulardan bir tanesi bu. 11. sınıf aslında 12'nin de bir hazırlığı. Hem ders çalışma alışkanlığı, hem soru bankalarını bitirme alışkanlığı, deneme yapma, deneme yaptıktan sonra analiz yapma, bunlar bizim için çok önemli. Bu konuda da ilgili Azmi Hoca'yla beraber bir çalışma yaptınız. Yanlış hatırlamıyorsam Türkçe ile ilgili. Türkçe ile ilgili de özellikle öğrencilere öğretmek istediğim şey şuydu diyor. Onu özellikle sana sormak istiyorum. Okuma alışkanlığı. Yani çünkü paragraf bizim çok vaktimizi alıyor. Aynı zamanda matematikte de problemler çok vaktimizi alıyor. Doğukan, bu konuyla ilgili ne demek istersin? Yani bu okuma alışkanlığı bizim için çok önemli değil mi? Okuma alışkanlığı evet. Yani hızlı okuyabilmek ve okuduğunu hızlı bir şekilde anlayabilmek, tekrar dönmemek zorunda olmak gerçekten hani özellikle TYT'de ama AYT'de de inanılmaz şekilde faydası oluyor insana. Çünkü Türkçe, sosyal ikisi de zaten tamamıyla paragraf yeteneğine bakıyor ve matematiğin de büyük çoğunluğu hani artık yeni sistemde büyük çoğunluğu olmasa da bayağı bir kısmı yine okuduğunu anlamaya ya da hızlı bir şekilde okuyabilmeye bakıyor. O yüzden ben hani okumanın faydasını gördüğümü düşünüyorum sınavda. Bu arada Doğukan'la ilgili kısa da bir bilgi verelim. Doğukan aynı zamanda Bilsem öğrencisi ve Bilsem'de de biliyorsunuz öğrencilerimiz hep böyle araştırmaya, okumaya yönelik olarak çalışmalar yaptırıyoruz. Bu konuyla ilgili Bilsem'in sana katkıları oldu mu Doğukan? Bilsem'in ben aşırı şekilde hani projeler yapmayla ilgili ya da akademik şeyler yazmakla ilgili katkısı olduğunu düşünüyorum ama okuma konusunda açıkçası aşırı bir şekilde bana şey yaptığını düşünmüyorum ya. Hani geliştirdiğini mi diyeyim? Belki ben istifade edememişimdir ama ben okuma konusunda Bilsem'le ilgili çok bir şey hatırlamıyorum açıkçası. Şimdi Doğukan'a şöyle bir olayı var arkadaşlar. Tabii ben kendim bizzat da gördüm. Doğukan derse girdiği zaman arkada mutlaka yanında bir tarih, efendim böyle felsefe kitapları olur. Eğer ders ilgisini çekmez, kitapları açar oradan, kitapları okur. Ben birkaç kere gördüm seni Doğukan, değil mi? Yani okumayı çok seviyorsun. Eğer bir şey senin ilgini çekmezse eğer, ya ben bu konudan sıkıldım. Aslında sayısalcı kendisi ama inanılmaz bir şekilde ya benden bile tarih konusunda üstün olduğunu söyleyebilirim. Çok araştırma yönü çok baskın. Merak eden, sorgulayan özelliklere mevcut. Bununla beraber özellikle o kısımdan da biraz bahsetmek istiyorum. Tarih ve felsefe olan ilgin ne zamandan beri var Doğukan? Yani tarihe özellikle ilkokuldan, ortaokuldan beri okuyorum. Felsefeyi biraz daha lisede okumam gerektiğini fark ettim hani belirli bir birikimim olması için. Ondan sonra okumaya başladım. Yani zaten felsefeyi ilkokulda, ortaokulda okumaya başlasanız okuduğunuz büyük çoğunluğunu kaçırırsınız. O yüzden her şeyin de bir zamanı var. Öyle. Evet, Doğukan şeyi sormak istiyorum. 12. sınıf başladığı zaman sen neleri bitirmiştin? Biraz bunlardan bahsedebilir misin bize? Yani ben hep öğrenciye şunu söylüyorum. TYT'yi bitirmek çok önemli. Çünkü orada bir kaba bir temizlik yapmak gerekiyor. Bir soru bankası, hatta yanında bir ikinci soru bankası bitirecek olursanız 12. sınıfta yani TYT konularını dershanede ya da özel ders anlamında, çalışma anlamında
devam ettirirken daha iyi bir yol kat edersiniz. Sen bu anlamda 12. sınıfa başladığın zaman nasıl bir başlangıç yaptın Doğukan? Ben 12. sınıfa başladığım zaman TYT netim 70 civarlarındaydı benim. Türkçe ve sosyalden doğru düzgün sıkıntım kalmamıştı. Hani daha çok pratik yapmam gerekiyordu ama mesela dil bilgisi konularında ya da sosyalin hani başına çalışıp şey oturup da çalışmamız gereken konularında bir sıkıntım kalmamıştı. TYT matematiğim ve fenim biraz yarımdı. TYT feni sınava doğru bitirdim. Daha, hani TYT fen bana zor geliyordu çünkü tam olarak benim alanım olmadığı için. TYT matematiği de 11'de çalışmaya başlamıştım ama hani o biraz daha pratik yaptıkça oturduğu için 12'de halledebildim tam olarak. AYT olarak da 11. sınıfın konularını 12'ye bırakmamaya çalışmıştım hani çünkü 12'nin de dersten derse alandan alana değişmekle beraber konu yükü ağır. O yüzden 11. sınıfın konularını 11'de halledip de 12. sınıfta da onun kendi konularına ve TYT'ye baktığınız zaman zamanı iyi ayarlamış oluyorsunuz bence. Evet. Bu arada Doğukan'la biz Şampiyonlar Ligi yapmıştık. Şampiyonlar Ligi'nde de son Mayıs ayında, özellikle Mayıs ve Haziran ayında, özellikle Mayıs'la beraber başlayan AYT denemeleri ve TYT denemeleriyle beraber yoğun bir tempoda çalıştık. Tabii burada arkadaşlar şunu söylemek gerekiyor. Konuları bitirmek çok önemli. Konuları bitirdikten sonra denemeler çok işe yarıyor. Ben bu konuyla ilgili Doğukan'a sormak istiyorum. Doğukan, sen de bu çalışmaları yaparken, özellikle analiz kısmını yaparken konuların bitmesi, arkadan denemenin yapılması nasıl netlerin artmasında sana yardımcı oldu? Kısaca bize bundan bahsedebilir misin? Yani konular bitmediği zaman zaten hani yani ben şey gözüyle bakıyordum. Sınavda bir soruyu çözemediğiniz zaman bunu çözememenizin bir sebebi oluyor. Bu da ya konu eksikliği oluyor ya da hani sınavla ilgili gereken becerilerden birinin işte hani bir paragraf çözmenin ya da problem çözmenin eksikliğinden kaynaklı oluyor. Konu eksikliğini tam anlamadığınız zaman zaten hani öteki alanlarda nerede eksiğiniz olduğunu da göremiyorsunuz. Öteki alanları hani aktif kullanmaya da başlayamıyorsunuz. Çok iyi paragraf çözseniz, problem çözseniz de konu eksiğiniz olduğu zaman işe yaramayabiliyor. O yüzden hani nerede olduğunu görmek için ya da şey yapmak için de konu eksikliği olmaması önemli. Bence o yüzden konuları erkenden bitirip de sonra kısmında hani paragrafta mı problemli mi nasıl bir sıkıntınız var onu görmek daha verimli oluyor. Hani konu eksikliğini bitirmeyi 12'nin böyle ikinci dönemine bırakmamak lazım. Mesela 12'nin birinci döneminden konuları ufaktan bitirmek lazım diye düşünüyorum. Genel olarak da deneme yapmak ve deneme analizi de bence sınava çalışmanın en iyi yolu yani. Ben çalışmamın büyük çoğunluğunu o şekilde yaptım. Şeyi söylemek istiyorum. Sen 70 netle başladığını söyledin. Şu anda öğrencinin en büyük sıkıntısı netlerin bir yere takılması. Netler bir yere takıldıktan sonra öğrenciler ciddi anlamda stres oluyor. Sen bu konuyla ilgili nasıl bir tecrübe yaşadın? Bize bunları burada anlatabilir misin? Benim netlerim de takıldı olmuştu yani. 70'te uzun zaman durdum işte mesela. Bir ara 90-95 civarına çıktım, oradan çıkamadım. Bir ara 100 civarında falan takıldı. Sanırım şey oluyor hani belirli bir konuda mesela eksiğiniz olduğu için 80 nette oluyorsunuz. Benim TYT fenim çok kötü olduğu için 80 netteydim. TYT feni biraz çalışınca 90 nete çıktım. Çünkü konu öğrenmek biraz daha etkisini hızlı gösteriyor. Yani hormon enzim muhabbeti gibi biraz. Ondan sonra ama mesela o becerileri geliştirmek, beceriler dediğim paragraf çözmeyi, problem çözmeyi ya da genel olarak sınavı idare etmeyi, sınavdaki süreyi idare etmeyi çözmek o daha uzun süreli bir şey olduğu için onun meyvesi yavaş yavaş geliyor. Hani o yüzden konu hallettiğiniz zaman, başına oturup konu çalıştığınız zaman bir anda yükseliyor netler. Sonrasında daha uzun süreli, daha uzun sürede meyvesini verecek bir şeyle uğraştığınız için bir süre yükselmiyor. Bence doğal bir şey yani. Yani kimse kendi moralini bozmamalı bundan dolayı. Ben çok moralimi bozdum. Hiçbir işe yaramadı eninde sonunda. Yine yükseldi bir yerden sonra. Tabii senin bir de MSV derecen var. MSV sınavına girdikten sonra çok iyi bir sonuç geldi. Ben telefonda seni kutlamak için aramıştım. Sen tatilde miydin orada? İzmir'e mi gitmiştin? Bize biraz bundan Evet, bahsedebilir misin? köydeydim. Yani köydeydim ben ondan sonra. Bayağı moralimi düzeltmişti bence. Mesleğimin güzel gelmesi TYT için çok moral yükseltici oluyor. Biraz da bazı insanların hani sonrasında çalışmayı bırakmasına da sebep oluyor. Ben dahil olmak üzere biraz daha. Yani biraz daha hafifletmiştim. Bana bir rahatlık vermişti sonuçta. O da bir hataymış yani. Bilmiyorum, MSV de önemli. MSV'yi küçümsememek lazım. Ve MSV'ye girmeyenler falan oluyor bazen. Bence herkes kesinlikle girmeli MSV'ye ya. Şimdi şeyi çok güzel bir yere temas ettin. MSV'de sonuç iyi gelince biraz yayıyoruz. Yaydığımız zaman da bu sefer Evet. işin ucunu kaçırıyoruz. Orada yapılması gereken benim düşüncem şu. Orada biraz branş denemesi ve belli bir düzeyde de genel deneme. Yani TYT denemesi, arkasına da AYT denemeleri koymak gerekiyor. Sen bunları pas mı geçtin orada Doğukan?
MSU'dan sonra mı? Evet, o branş denemeleri özellikle konuları tekrar etmekle ilgili. Ben çok fazla branş denemesi yapmadım açıkçası ya. Sadece AYT matematikte sıkıntım olduğu için orada branş denemesi çok fazla yaptım. Onun dışında ben genel deneme çözüyordum yani. Ben sınava belirli bir süre kala zaten denemelere hep giriyordum ben. Senenin başından beri tüm denemelere girdim. Hepsini ciddiye aldım. Analizini yaptım. Hani benim bence netlerimi yükseltmemde en büyük etki onladır. Bir yerden sonra ben artık eksik konularımı bitirmeye başlamıştım. O yüzden son 1-2 ay deneme çözmekten ziyade konu çalıştım ben. TYT feni halletmeye çalıştım. Biraz AYT fene baktım. Onlarla uğraştım yani. O yüzden çok deneme çözmemiş olabilirim. Biraz daha çözmem gerekiyor olabilir. Ve onu şöyle anlatacağım. Arkadaşlar siz Doğukan'la benim yaptığım konuşmaları pek bilmiyorsunuz. Doğukan'la ben çok iyi hatırlıyorum. Şubat ayı olsa gerek. Doğukan dedi ki hocam ben hedefimi belirledim. Benim hedefim Boğaziçi Üniversitesi Dil Bilim. Doğru mu hatırlıyorum? O Şubat ayı diye hatırlıyorum ben. Doğru mu Doğukan? Evet, o zamanlar hukuk falan da biraz aklıma Evet yatıyordu. En düşünüyordun. Evet. son bildiğime karar vermiştim. Şey de söyleyelim. O kısmı da pas geçmeyelim. Aslında Doğukan kendisi sayısalcıyım diyor. Fen Lisesi kökenli aslında. Sonra çok doğru bir karar bu arkadaşlar. Bakın, eğer TM'den hazırlanacaksanız bir Anadolu Lisesi öğrencisi olmanız gerekiyor. Eğer tıp ya da mühendislik istiyorsanız Fen Lisesi öğrencisi olmanız gerekiyor. Doğukan 12. sınıftayken bir karar aldı. Ben bu kararın çok doğru olduğunu özellikle babasıyla Ramazan Hoca ile de konuştum. Hocam dedim yani Doğukan okuması gereken okul Anadolu Lisesi. Çok doğru bir kararla beraber Niğde Yunus Emre Anadolu Lisesi'ne geçiş yaptı 12. sınıfta. Önceki okulunu da söyleyebiliriz buradan. Niğde Fen Lisesi öğrencisiydi. Oraya geçiş yaptı. Geçiş yaptıktan sonra programı çok değişti. Çünkü programı şöyle, Doğukan müthiş TYT yapıyor. Doğukan'ın en önemli özelliği okuduğunu anlayan, anlattıktan sonra da bunu çok hızlı bir şekilde düşünüp doğru cevabı giden bir öğrenci. Sayısal onu biraz aşağı çektiğini görünce ki ben onun netlerini de gördüm özellikle AYT denemelerinde. Orada dedi ki hocam dedi ben artık kararımı verdim. Ben artık Boğaziçi Üniversitesi istiyorum. Bununla ilgili biraz bize bilgi verebilir misin Doğukan? Yani oradaki süreci bize anlatabilir misin kısaca? Ben zaten hani başlangıçtan beri planım şeydi hani bütün alanlardan girmeye çalışmaktı. Çünkü ben hani bölüm konusunda tam bir karar verememiştim. Biraz da sınavlarım, sonuçlarım geldiği zaman veririm kararı diye düşünüyordum. Esas planım da şeydi 12. sınıfta Fen Lisesi'nde kalıp sayısaldan devam edip hani dershanede falan da kendim çalışarak eşit ağırlığı halletmekti. Sonrasında onun biraz zor olduğunu gördüm. Çünkü AYT fenin yükü çok ağır hani. Ve bir yandan hani AYT edebiyata çalışmak vesaire de kolay değil. Hani onlar da bir yandan zorluyor insanı. İkisini de aynı anda yürütemeyince dedim ki hani zaten sayısaldan çok fazla istediğim bölüm yok. Ben eşit ağırlık sözel ve dilden girmeye çalışayım. Ondan sonra Anadolu Lisesi'ne geçtim. Ben biraz da geç geçtim. Hani birinci dönemin yarılarına yaklaşıyorduk. Ama ona rağmen hızlı adapte oldum. Çünkü Anadolu Liselerinin sosyal ortamı da bana biraz daha uygun geldi fen liselerindense. Ve arkadaşlarım falan da vardı orada zaten. Ondan sonrasında da hocalarımız da hani iki okulda da çok iyiydi ama biraz daha Anadolu Lisesi'nde hani daha odaklı çalışabilme imkanı buldum eşit ağırlığa sözele. O yüzden Anadolu Lisesi hani Fen Lisesi'ne kaldığımda yapacağımdan daha iyi bir şeyler yaptırdı bence bana. Çok verim aldım yani. Eşit ağırlıktan devam etmek istiyorsanız Fen Lisesi'nde kalmanız daha kötü bence. Çünkü o AYTF'nin ağırlığını hani hocalar çok zorlamasalar bile hissediyorsunuz. Bir yandan işte edebiyat çalışılacak, tarih çalışılacak. Özellikle edebiyatta bir hocanın anlatımı olmadan ya da okulda çalışma olmadan olmadığını düşünüyorum ben. O yüzden geçmek lazım eğer gerekiyorsa. Çok doğru yani o konuda ilgili hep öğrenciye söylüyoruz. Fen Lisesi öğrencisi orada mühendislik ve tıpa gidecek. Eşit ağırlık öğrencisi ise hukuk okuması gerekiyor. Doğukan hepsini beraber götürebilirim diye düşünüyordu. TYT kısmında bir sıkıntı yoktu Doğukan'da da. AYT kısmı biraz istemediği gibi geliyordu. O matematik özellikle matematik ve fen çok EKG gibi diyorum ben ona benzetme olarak yapıyorum. Bir yukarı bir aşağı bir yukarı bir aşağı. Hani stabil gitmiyor orada. Bu da bizim moralimizi bozuyor. Toparlayacak olursak, ben özellikle 11'lere vermek istediğim bir mesaj var mı? Arkadaşlar bakın şu anda 11. sınıftasınız. Bir dahaki sene sınava gireceksiniz. Ben şunu da söylüyorum. Şu an Türkiye'de TYT denemesi normalde 135 dakika. Herkes 165 dakika yapıyor. 11. sınıflar 12 olduğu zaman kesin %100, %1 milyon 135 dakikalık TYT denemeli, TYT sınavına girecekler. Denemesi de 135 dakika olacak. Yani süre ciddi anlamda orada önemli. Ne söylemek istersen 11. sınıflarla ilgili senin buradan onlara paylaşmak istediğin bir mesaj, bir slogan var mı? Şey.
istiyorum. Sınav tabii ki inanılmaz şekilde önemli ama sınavla ilgili sürekli strese girmek, hani karın ağrısı çekmek, ben bunları da yaptım. Bunların katkısı olmuyor size. Size katkısı olan şey başına oturup hani düzenli bir şekilde çalışmak. Çünkü sonuçta bu sınav lise öğrencisinin lisede öğrenmiş olması gereken şeyler üzerine yapılan bir sınav. Ve bu sınavda hani birinci olan insan da, onuncu olan, yüzüncü olan insan da sizin gibi lise sırasında oturan bir insan oluyor. Hani herkesin çalışma ihtiyacı farklı, herkesin çalışma metodu farklı ama kendinize uyan bir şekilde, kendinize uyan miktarda düzenli bir şekilde çalıştığınız zaman bence hani hedefinize ulaşamamanız zor. Çünkü halledilebilir olduğunu düşünüyorum ben. Bunun yanında şey de söyleyebilirim. Okuma alışkanlığı tabii ki önemli ama hani 11. sınıftan okumaya başlayıp kendini özellikle sınav için okuyorum diye zorlayarak mesela öyle bir okuma alışkanlığı kazanmanın paragrafa vesaire katkısı çok olmayabilir. Ama o paragraf çözme yeteneğini de bir şekilde kazanmak gerekiyor. O yüzden hani bunu herkes söylüyor. Tüm rehberlikçiler vesaire de söylüyor. Ama bol bol başına oturup paragraf çözmelerini ben 12'de de arkadaşlarıma söylüyordum. Hala da söylerim yani. Onun dışında da aklıma çok bir şey gelmiyor. Boğaziçi'ne gelirseniz beni bulabilirsiniz, öyle diyeyim. Teşekkürler Doğukan. Arka tarafta da yurt galiba. Yurt o bina Evet, yurt yurt. galiba. Evet. Dışarıdan çekim yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle bir Şöyle. etrafı da bize gösterirsen Doğukan. Sen gözüküyor mu emin değilim. Spor Evet, salonu var. gözüküyor, Garanti gözüküyor. Kültür Merkezi var. Şöyle yurt binası var. Ve şuradan itibaren yine yurt binası devam ediyor. Evet Doğukan, Uçak sen şimdi savar bize kalmış orası sen şimdi Boğaziçi'nin. sen bize burayı gösteriyorsa böyle bir senden şey de isteyeceğiz. Yani ana kampüsü de sınıfları da görmek de isteyeceğiz. İleriki yayınlarda bize söz verebilir misin? Şöyle kısa ama fazla da uzun olmadan 5-10 dakikalık bağlantılar yapabilir miyiz yine önümüzdeki günlerde, müsait olduğun zamanlarda? Olur hocam, şöyle Güney Kampüs'te bağlansam daha güzel olur. Çünkü bizim okulun reklamı yapılacağı zaman genelde Güney Kampüs Evet, ben de çekilir. 2 defa geldim oraya. Hatta bir seminer vardı. Evet, Konferans Güney salonu. Kampüs çok güzel. Kuzey Kampüs de çok güzel. Orada da çekerim yani, sıkıntı yok. Çok teşekkür ederim Doğukan. Bize harika bilgiler verdin. Çok sağ olasın. Sana da üniversite Rica ederim hayatında hocam. başarılar diliyoruz. Teşekkürler. Çok sağ olasın.